Anahtar isimli programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz regresyon eğitmenimiz, sanat terapistimiz, aynı zamanda renk uzmanımız Ayşe Ayten. Ayşe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bircan'cığım. İyisiniz? İyiyim, sen de iyisin. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok iyi gördüm seni. Sağ olun hocam. Hocam bugün biraz renkler üzerinde konuşmak istiyorum sizinle. Biraz bir şeyler öğrenmek istiyorum. Gerçi son günlerde renkler üzerinde herkesin biraz da olsa fikri olduğunu düşünüyorum. Olmaya değil mi? Olmaya başladı, doğru. Doğru. Değil mi? Gastronomide olsun, mimarlıkta olsun, şifacılıkta olsun. Renkler şu anda gerçekten de bilinçli bir şekilde kullanılmaya başlandı. Siz doğru. Peki ne düşünüyorsunuz bu konuyla üzerine? Şimdi renkler hali hazırda hak ettiği yerde değil açıkçası. Büyük bir değişim oldu tabii ki renklerin farkındalığı konusunda insanlar daha fazla araştırmaya başladılar. Bu renkler nedir dediler. İşte eskiden oturma odalarımız sadece kahverengiyken şimdi artık farklı koltuklar alınmaya başladı, değişmeye başladı. Elbette ki insanlar bilinçli olmasa bile bilinç dışında renklerin kendilerine olan etkisini daha fazla fark etmeye başladılar. Onun için de araştırmaya başladılar. Hal böyle olurken de birçok yerde tabii ki artık renkler konuşulur hale geldi. Nasıl daha iyi kullanabiliriz, bunu nasıl daha verimli kullanabiliriz? Onu konuşmak gerekiyor, onu araştırmak gerekiyor. Bize hangi rengin iyi geleceğini nasıl bilebiliriz? Şimdi kişiye göre değişir. Ben 9 renkle çalışıyorum. Bunlar kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mavi, mor, menekşe, indigo rengi, gül kurusu ve altın renkleriyle. Ben bunlarla çalışıyorum. Hangi renk bana daha iyi gelir? Ben bunların genelini anlatıyorum ama size hangi renk daha iyi gelir? Sizin renk profilinizi çıkarmamız lazım. Nedir renk profili? İşte doğum tarihinize göre renginiz hesaplanıyor. O rakamları tek haneye düşürene kadar da hesaplıyorsunuz. Böylelikle o rakamın doğduğumuz gün, ay, yıl olarak mı? Gün, ay ve yıl olarak topluyorsunuz ve onun bir rakamın karşılığı var. Hemen burada söyleyeyim istiyorsan o karşılığı da. Lütfen sevinirim. Nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım izleyicilerimizle. Evet, şimdi bugünü toplayalım. Bugün 17 Eylül 2024. Evet. 1 artı 7 artı 9 8. artı 2 artı 0 artı 2 artı 4 dediğimiz zaman toplam 16 yapıyor. 16'yı da tek haneye düşüreceğiz. 6 artı 1 yani 7. 7 menekşeye denk geliyor. 1 kırmızı, 2 turuncu, 3 sarı, 4 yeşil, 5 mavi, 6 indigo. İndigo rengi de parlament mavisi veya nazar boncuğu mavisi diye de düşünebilirsiniz. 7 menekşe, 8 gül kurusu, 9 da altın renkleri. Bunların karşılığı bu. Ve her birinin bir genel anlatımı var tabii ki. Fakat bu kişiden kişiye şöyle bir hal alıyor, değişebiliyor. Hangisi bana iyi geliyor ya, ben bakıyorum. Yaşam yolu rengim benim doğum burç gibi düşünebilirsin bunu. Ana burcun var, işte yükselen burcun var ya, onun gibi düşünebilirsin. Yaşam yolu rengin senin bu hayata geliş amacını da barındırıyor. Onu da aslında sana anlatıyor. Ben niçin bu dünyaya geldim? Yani boşu boşuna gelip de... Renkle bunu anlayabilir miyiz? Renkle bunu anlayabilirsiniz. Eğer renklerin gerçek anlamlarını öğrenirseniz, siz aynı zamanda bu dünyaya geliş sebebinizi de ortaya çıkarmış olursunuz. Ben şimdi hemen bir hesap yaptım. Benim de 7. Seninki de menekşe. Evet. Yani niçin geldim ben bu dünyaya? Evet. Şimdi menekşe rengi olan kişiler herkesten çok daha farklı hissederler kendini. O menekşe geçmişte bu renkler, yani renkler ortaya çıkarıldığında çok pahalı bir renkti. Dolayısıyla sadece soylular kullanabiliyordu bu renkleri. Soyluların rengidir, zenginliğin rengidir. Fakat bir renk... Çok güzel. Evet, evet, kraliçelerin rengidir de diyebiliriz buna. Bir şey daha var ki o da şöyle. Menekşe rengini çok fazla kullandığınız zaman sizin enerjinizi düşürebilir. Aynı zamanda sizi çok baskın bir kişi haline getirir. Yani karşı tarafta daha baskın
biraz diktatörlüğe doğru giden bir hali alabilirsiniz. Onun için ona dikkat etmek gerekiyor. Meditasyon ortamlarında, meditasyon merkezlerinde bu renk çok sevilerek evet. kullanılır. Evet. Çünkü yukarıya sizi bağlayan renklerden biri olarak da bilinir zaten. Onun daha mı açık rengi size iyi gelecek, daha mı koyu rengi tek başına mı kullan? Bunu üstümüze mi giyelim? Yiyelim mi? İçelim mi? Nasıl kullanalım bu rengi veya o renk ortamda mı bulunalım? Hiçbir rengi tek başına kullanmak doğru değil. İşte örneğin gözlüğün turuncu, elbisen turuncu, ayakkabın, çantan turuncu veya erkeklerde ceketleri tek renk, sadece tek renk. Bu çok iyi bir şey değil. Çünkü o renklerin bazı özellikleri var. Siz o rengi tamamen üstünüzde kullandığınız zaman, örneğin kırmızıyı sadece kullanırsanız kışkırtıcı bir renktir. Hem siz söylemek istediklerinizi yumuşatarak söyleyemezsiniz, hem de karşıdan size saldırı gelir. Menekşe de yine aynı şekilde tek pare kullandığınız zaman, bütün gün boyunca menekşe rengini kullanırsan eğer, o zaman enerjin düşer. Böyle parça parça işte bir rengin yanına örneğin yeşille kullanabilirsin. Zıt renklerle kullanabilirsin. Kombin edebilirsin bunları. O zaman güzel. Veyahut da eve geldin ve canın çok sıkıldı, enerjin düşük, çok yorgunsun. Böyle ani bir enerjinin yükselmesine ihtiyaç var. Hemen böyle bir yarım saat, bir saat kadar menekşe rengiyle çalışabilirsin, giyebilirsin. O zaman hızlı bir şekilde enerjin yükselir. Bunu yemeğini yapabilirsin. Biraz önce anlattığım gibi suyunu yapabilirsin. Boya yapabilirsin. Resim yapabilirsin. Bu şekilde çok fazla menekşe rengiyle haşır neşir olursun. Ve onun olumlu tarafları da senin hayatında daha aktif hale gelir. Bir de isme göre hesapladığımız sizin potansiyeliniz var. Bilinç dışınız var ve sizin kendinizi dışarıya nasıl gösterdiğinizin rengi var. Gizli kalmış potansiyel diyoruz. Mesela annelere bunu öneriyorum ben. İşte maymun dururken balığa ağacı tırmandırmaya çalışıyoruz ya. Eğer böyle bir renk hesaplaması yaparlarsa potansiyel, çocukların potansiyelinin ne olduğunu bilirler ve ona göre yönlendirebilirler çocuklarını. Eğitimde değil mi? Eğitimde, evet. Çok doğru. Eğer bunu yaparsanız gizli kalmış potansiyelimiz bizim hangi renkse o rengi kullanarak gerçek potansiyelini ortaya çıkarma imkanın var. Renk bu kadar mı etkili? Evet, bu kadar etkili. Bunu sadece ben Ayşe Ayten olarak söylemiyorum. Ben de üstadların laflarını sonuçta birleştirerek buraya getirip de söylüyorum. Carl Gustav Jung söylemiş. Arketiplerdir, renkler arketip oluşturur. Demiş ve Carl Gustav Jung'un lafının üzerine de söylenecek laf ben şahsen göremiyorum. Ben siyah giydim bugün ince görüneyim diye ama siz program öncesinde dediniz ki siyah hiç de ince göstermez. İnce gösterebilir ama hafif göstermez. Daha ağır gösterebilir. Tabii bu senin nezaketinden ve zarafetinden kaynaklanıyor. Çoğunlukla kişiler kendini değil de yaptığı işi göstermek için bu tarz kıyafetleri giyinirler. Onu bu diyecektim. Üst düzey yöneticilerde genelde koyu renkler tercih ettiklerini görüyoruz. Siyah bir renk midir? Siyah bir renk değildir. Siyah bir lekedir. Aynı şekilde beyaz da bir lekedir. Bunu zaten uzmanlar söyler. Her zaman söylenir. Lekedir. Ve siyah renkleri emer. Bizim içimizde gökkuşağının tüm renkleri vardır. Siyah giyerek aslında o renklerin dışarıya yansımasını da engellemiş oluyorsunuz. Yeni biriyle tanışacağız. Evet. Ne renk giyip gidelim? Yaşam yolu renginizi giyip gidebilirsiniz mesela. Etkili olur mu? Etkilenir mi karşı tarafa? Etkiler mi? Eğer onun renk skalasında bu renk yoksa tabii ki etkiler. Ama eğer bir date, yani randevuya gidiyorsanız, o zaman pembe kadınlar için pembe giyerler zaten. Çünkü aşkın rengidir pembe. Biraz böyle baştan aşağı pembe olmasın da. Pembe hafif, bir şey olsun diyorsunuz. Hafif bir pembe bir şeyler olsun. Eğer mavi giyerseniz mesela dürüstlüğü de ifade ettiği için
maviyi de kullanabilirsiniz. Karşıya yansıyan şey bu olur. Ben dürüstüm olur. Konuşturmak istiyorsanız, ilk randevuya gidiyorsunuz, o kişiyi çözmeye çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Ve ilk randevuda genelde kişiler birbirlerine çok fazla bir şey anlatmaz ya. Açık mavi kullanabilirsiniz mesela. Size anlat bana der açık mavi, hadi konuş benimle. Karakoldaki mavilere bakın, karakoldaki polislerin giydiği tona bakın. O zaman ne dediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Bilinçli bir şekilde mi yapılmış diyorsunuz? Kesinlikle bilinçli bir şekilde yapılmış. Hı hı. Veya toplum polisi mi deniyor? Şu anda onu hatırlamıyorum ama dışarıda görev yapan polislerin giydiği maviye bakın. Daha böyle laciverte doğru koyu, kayıyor. Evet. Ve o polis sizin dibinize gelene kadar siz onu fark etmiyorsunuz, biliyor musunuz? Çünkü onlar toplum içinde olumsuz bir şey gördüğü zaman oraya gitmek ve yaklaşmak istiyorlar. Yani amaç o, orayı kurtarmak. Hı-hı. Ve kişi o polis yanına gelene kadar kıyafetinden dolayı, renginden dolayı o polisi görmüyor. Hırsızlık yapacak. Şurada polis var örneğin. Onu fark etmiyor ama polis sizi fark ediyor. Hemen enseden yakalandı. Aa, burada polis varmış diyebiliyor. Dolayısıyla da evet, bu renkler bilinçli olarak tabii ki kullanılıyor. Çok bilinçli olarak kullanılıyor. Restoranlarda da herhalde aynı şekilde. Restoranlarda bilinçli olarak, büyük markalar bilinçli olarak kullanıyorlar. Bazı markaların logolarında gördüğümüz üzere çarpıcı kırmızılar, koyu bordolar. Evet. Dikkatimizi çekiyor, dikkatimizden kaçmıyor herhalde. Evet. Fakat restoran dekorasyonunun içerisinde mesela kullanılan renkler, sizce neler olmalı? Şimdi ne satmak istediğinize bağlı olarak değişir bu. Eğer bir fast food satıyorsanız hızlı tüketim, kırmızı hızlı tüketimdir. Ama her alanda hızlı tüketimdir. Aşkı hızlı tüketir, seksi hızlı tüketir, yemeği hızlı tüketir. Her şeyi hızlı yapar. Yani yatak odamızda kırmızı hiç tavsiye edilecek bir şey değildir. Hayır, hayır. Yani özel anlarınız için kullanabilirsiniz ama kalıcı bir renk olarak kırmızıyı kullanmamanız. Halbuki biz hani böyle bir şey düşündüğümüz zaman hep kırmızı aklımıza gelir. Uykunuzu, o özellikle kan kırmızısı, açık kırmızı uykuyu bozar. Kan dolaşımını etkiler kırmızı, açık kırmızı. Kan dolaşımını etkiler, tansiyonunuz yükselir. Şimdi hemen burada imkanımız olsaydı da getirmemişim. Sana bir işte pamuk kırmızı, açık kırmızı kumaş verseydim. Sadece elinde oynayarak onunla bir süre sonra ay bana bir şey oluyor galiba deyip başını tutabilirsin. Çünkü tansiyonunu yükseltir o senin. Dolayısıyla yatak odalarında benim önerdiğim bir renk değil. Ama özel zamanlar için kırmızı, çarşaf, nevresim, yastık falan kullanabilirsiniz ama uyumak için kullanılması doğru olmayan ne bir renktir. Uyuyalım? Mavi iyidir. Onu kullanabilirsiniz. Yeşil kısmen daha iyidir diğer renklere göre. Çünkü doğanın rengi ya. Ama çok iyi uyumak istiyorsanız mavi kullanabilirsiniz. Lila da kullanabilirsiniz. O da sizi güzel derin bir uykuya götürür. Indigo rengi kullanabilirsiniz. Rüyalarınızı hatırlamak istiyorsanız eğer. Çok derin bir seviyeye götürebilir sizi indigo rengi. Eğer o derin rüya size fazla geliyorsa o zaman onun rengini açarak maviye doğru gidebilirsiniz. Tek başına mı kullanılmalı? Yanına başka renkler de getirilmeli mi? Uyku için mi konuşuyoruz? Genel olarak. Biraz önce işte bahsettiğim gibi ben kendi adıma hiçbir rengi tek başına bir yerde kullanmanın, tamamen o rengi kullanması, meditasyon yapmıyorsanız doğru bulmuyorum. Onun çünkü disfonksiyonel taraflarını da size getirebilir. Restoranlara gelecek olursak da restoranlarda işte hızlı tüketimin rengi dedik ya, iki tane marka var. Biri daha koyu, biri daha açık. Bak, içinde birinin altın var. Koyu renk daha kaliteliyi veriyor. Cazip açık, geliyor değil mi? Daha cazip geliyor kişilere. Hatta şöyle bir araştırma var. Bayağı deney yapmış. Bir çay firması yapmış bu deneyi. Çok hoşuma giden deneylerden biriydi bu. Aynı çayı insanlara ikram etmişler. Biri koyu kırmızı, bordoya yakın olan bir kırmızı da, biri de açık renkte. Ve sonra fiyat belirleyecekler. Onun için soruyorlar bunu. İnsanlara sormuşlar hangisi daha kaliteli diye. Bordo renkli olan daha kaliteli denmiş. Oysa her ikisinin içinde de aynı çay var.
koyu size daha kaliteliymiş gibi geliyor. Yine bir sandviç firmasının bir zincir mağazada yaptığı bir deney. Hı hı. Açık renkli bir ambalaj, yeşil açık renkli bir ambalaj, koyu yeşil bir ambalaj kullanıyor. Her ikisinde de aynı ürün var. Yani alıyorsunuz, açıyorsunuz ve yiyorsunuz. Isıtmanıza falan gerek olmadan bir sandviç bu. İkisi de aynı ürünler. Ama insanlar işte koyu olana gitmiş ve onu daha fazla tüketmiş. Deney devam etmiş ve orada biri duruyor diyor ki ya bu daha ucuz, açık renkli olan daha ucuz. Onu al, neden bunu alıyorsun? Çünkü bu daha kaliteli ve daha tadı daha iyi diyor. Halbuki ikisi aynı değil mi? İkisi de aynı. Yani insanlara yansıması bu. Hı hı. Peki buradan şimdi yola çıkarsak bunu biz psikolojide kullanabilir miyiz? Terapide kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. İnsanların ruhsal durumunu bu kadar etki eden bir şey kullanmamak mümkün değil. Öyle kesinlikle. Değil mi? Ruh halimize göre giyiniyoruz ya. Sabah kalkıyoruz. Bir şey bulamıyorum diyor. Kadınların en büyük sorunu o ya. Açıyor. Bir şey yok Allah'ım falan diye böyle ata ata. Bir şey yok, giyebileceğim bir şey yok diyor. Oysa söylemek istediği şu. Bugün ruh halime uygun bir renk bulamıyorum burada diyor kişi. Canı çok sıkkın, morali çok bozuk, enerjisi çok düşük. Hangi rengi kullanacaksın? Eğer bilirsen hangi rengi kullanmalıyız enerjini yükseltenin kırmızı renk ve biraz önce bahsettiğim menekşe rengi olduğunu bilirsen o zaman onları giyersin. Sarıyı ne zaman giyelim? Altın sarısını? Altın sarısı zaten birçok kişinin kullanması gereken bir renk. Öyle altın midir? Tabii. Doğum tarihine göre hesaplarsak 9'a denk geliyor. 9 rengi benim altın benim çok sevdiğim bir renktir. Çünkü altın yaşam yolu olan insanların spiritüel konularda çok daha başarılı olduğu görünüyor. Daha doğrusu spiritüellikte öğretmenlikleri çok daha başarılı olduğu görünüyor. Altın rengi karanlık bir köşeye tutulmuş bir ışık gibi. Orayı aydınlatmak gibidir altın rengi. Giyimden çok bu taraflarına bakmak lazım. Hı hı. Evet, siz elinizde altın rengi bir çanta, siyah kıyafetinizde ne güzel altın rengi kolyenizi ve küpelerinizi, hı hı, takmışsınız. Burada biz aynı zamanda bir şey anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bunu aslında siz gösteriyorsunuz. Ha, farkında olmadan demek ki. Farkında olmadan da biraz ışık tutmaya çalışıyorsunuz. Bugünden itibaren tabii artık farkındayım. Artık bundan bilerek sonra, kullanacağınız evet, bir şey. Ama altın bilgeliğin rengidir. Doğal öğretmendir. Evet, yaşam yolu altın rengi olan insanlar. Altını hep kadınlar için çok faydalı bir enerjinizi yükseltir. Titreşiminizi yükseltir. Evet. Kadınlar belki de onun için seviyor onu. Çok. Hepimiz severiz. Sevmeyen kadın yoktur herhalde değil mi? Yoktur herhalde. Evet. Evet. Yani çok az bulunur. Belki vardır ama hani ama az. Azdır, altın doğru. Rengini sevmeyen. Yani altını takmayı sevmeyen az sayıda kadın var. Altın rengine tekrar dönecek olursak hakikaten bilgeliğin ve doğal öğretmenliğin rengidir. Sizin mesleğiniz ne olursa olsun birden insanlara bir şey öğretme ihtiyacı duyarsınız. O da işte öğretmenlikten ve bir çok geniş bilgileri vardır ve her konuda bilgi sahibidir onlar. Anlatırlar, öğretmeye çalışırlar. Hı hı. Eğer spiritüel konulara eğilirlerse harika öğretmenler çıkarırlar. Onlar çok iyi öğretirler. İçinde turuncu da vardır altının. Sarı ve turuncu da vardır. Solar plexus'ta sarı biliyorsun. Üçüncü çakramızın yani duygusal merkezimizin rengidir sarı. Hı hı. Buradan çok etkileniriz. Mideye sarı. Göbek deliğinin dört parmak üstündeki midemiz çakraması. Midemiz ağrıyor diyelim. Faydası olur mu? Tabii, faydalı gelir mi yani? Kesinlikle faydası olur. Çünkü mide duygusal merkezimiz. Bir şey rahatsızlığınız var ki mideniz ağrıyor. Bir şeyden olumsuz etkilemişsiniz ki belki hazmedemediniz. Sarı kullanabilirsiniz tabii. Bebek tonundaki o bebek sarısı, yumuşak sarı, hı hı, var ya, eğer o yumuşak sarıyı kullanırsanız hatta çocukluk travmalarınızı da fark etmeden iyileştirirsiniz. Harika. Evet, şöyle bir şey önerebilirim ben. Çok sevdiğimiz renkler vardır, onları kullanırız. Bir de hiç sevmediğimiz renkler vardır. Geçen gün böyle bir şeye denk geldim. Bir arkadaşlarla bir grup içinde oturuyoruz 3-5 kişi.
Bir tanesi şey dedi, ay ben nefret ederim, kahverenginden nefret ederim diye tepindi. Sanki biri eline zorla kahverengiyi vermiş gibi çığlık çığlığa verdiyse. Tamam da sebep de yani anladık, sevmiyorsun ama bu kadar, bu kadar da, nefretin neden? Sebebi ne? Ben ona bir iki soru sordum ve ona dedim ki senin sebebin bu. Neymiş peki, merak ettim. Şimdi o özel bir konu olduğu için onu burada söyleyemeyeceğim. Ama ona nasıl tedavi olacağını, bir terapiste gitmeden nasıl kendi kendine iyileştirebileceğini anlattım. Renk kartelasını aç. En rahatsız eden ton hangisiyse onu kullanmaya başla. Sevmediğiniz bir renk varsa, tamam, sizi çok rahatsız ediyorsa, evet, o tonları açın önünüze, renk kartelasını, ve hangi ton en çok rahatsız ediyor sizi, o zaman onu kullanmaya başlayın. İşte onun suyunu yapın, onu giyin, onu yiyin, onunla meditasyon yapın. Ama çok kolay bir şey değil bunu da kabul etmek. Sevmiyoruz mesela. Nasıl yapacağız onu? İşte nedenini söylüyorum. Arkasında bir travma var. Bir örnek verelim. Ha, siz buna yurt dışından. Ters psikoloji. Yani sevmediğimiz bir şeyin üzerine giderek. Diyoruz ki burada bir travma var. Hı-hı. Yani sen bu rengin bir suçu yok ki. Yani renk bir renk yani. Renk neden bir sevmesin? Bir olayda görülmüş olan sana, bir şey tabii, herhalde. Renk sana fiziki olarak bir şey yapmaz. Neden sevmiyorsun? Bir sebebi var mutlaka. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Başka bir örnek vereceğim. Bir çocuk, bir kadın pembeyi sevmiyor. Terapide baktığımızda kapı çalıyor. İşte düz ayak bir yer. Kadın kapıyı açarken köpek dışarıya fırlıyor. Ve sokağa fırladığı, caddeye fırlıyor. O arada araba çarpıyor. Ve kadının gördüğü tek şey, araba çarpılırken orada pembe giymiş biri gidiyor. Kadın pembeyi alıyor. Çünkü acı çekiyor, köpeğe çarpmış araba. Evet. Pembeyi alıyor ve ben pembeyi sevmiyorum diyor. Pembeyi her gördüğünde onun o travması tetikleniyor. Hı hı. Yani rengin bir suçu yok orada. Onun travması tetikleniyor. Dolayısıyla o pembe rengini giye giye veya kullana kullana travmayı kendinden iyileştiriyor. Regresyonda da yaparız bunu. Ben renk profilini çıkarırım insanların ve eksik olan renkleri kullanmasını öneririm. Çünkü renk profilinizde eksik bir şey, renk varsa onun disfonksiyonel tarafını çalıştırırsınız hayatınızda. Hı hı. Yani disfonksiyonel tarafı nedir? Olumsuz tarafıdır. İşte menekşe mesela iyi tarafı kraliçeyken, çünkü kraliçe veya krallar her şekilde İyi olsun isterler. Bütün halk için. Hı hı. Herkes iyi olsun ister. Disfonksiyonel tarafı da diktatördür. Diktatörü de kimse sevmez. Yani en azından ben sevmem ve sen de sevmezsin. Sevmem. Yani disfonksiyonel, olumsuz tarafı. Böyle. Yani travmanızı da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bir de şimdi hazır okullar açılmışken bir tüyo daha vermek istiyorum. Ay çok seviniriz ya sizden. Şimdi ders çalışma problemlerimiz başlıyor. Ne öğrenirsek kârdır. Ders çalışma problemlerimiz başlayacak ya. Evet. Ders çalış, işte okuduğumu hatırlamıyorum, anlamıyorum gibi. Biraz önce sarıdan bahsettik. Solar, yani üçüncü çakranın rengi aynı zamanda sol beynin rengidir. Ders çalışmak için sol beynine de ihtiyaç var ya, hani matematik, hı-hı, fen gibi. Sağ beyinde daha sanatsal şeyler yapıyor. Sarıyı ders çalışırken eğer kullanırsanız daha hızlı öğrenir ve kalıcı öğrenirsiniz. Anne babalar ne yapacağız? İşte o defterin altına, kitabın altına sarı böyle kartonlar var ya. Sarı karton koyun masanın üzerine, onun üzerinde dersine çalışsın. Bir şeyi okumanız gerekiyor ve hepsini hatırlamanız gerekiyor. Kitabın arkasına sarı bir şey koyun ve öyle okuyun. İhtiyacınız olduğunda ortaya çıkacaktır. Daha hızlı öğrenir, harika, ve kalıcı olur. Unutmak istemediğimiz bir şeyi mutlaka bu şekilde sarıyı, de biz de, evet, sadece öyle, öğrenciler değil bizler için de geçerli. Bizler için ama ders çalışmak için çok şeydir, önemli. Faydalı. Bir üniversiteye gitmiştim, bu örneği de vermek istiyorum, şimdi aklıma geldi. Bir üniversiteye renkleri anlatmak için gitmiştim. Salona girdiğimde hocalardan birine şunu sordum. Öğrenciler burada yerinde oturabiliyor mu? Çok hareketliler falan dedi. Çünkü koltukları, çocukların sandalyeleri kırmızıydı. Kırmızı hareket demektir. Birinci çakra ya, hareket. Yerinde duramaz. Sürekli hareketlidir. Onun için de kırmızı bir koltukta oturtamazsınız.
Buradan da onlara böyle bir bilgi vermiş olalım. Harikasınız. Sizinle sohbete doyum olmuyor biliyorsunuz. Konuştukça konuşabilirim. Benim için hiç. Sonsuz konuşabilirim. En kısa zamanda tekrar bir araya gelelim, olur mu? Gelelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dinlediğin için. Ne demek, zevkle. Bize sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Size hemen cevap vereceğiz. Hoşça kalın.